kulaklık. Annemi üzmüyorsun değil mi? Annemi üzmüyorum. Ablam üzüyor. Hadi lan oradan. Yalancı seni, zıpla. Hoş geldin oğlum. Nasılsın anne? İyiyim evladım. Ben de seni düşünüyordum. Her şey yolunda mı? Bir çekimde kullanmak için babandan bazı eşyalar almaya geldim anne. İş mi buldun yoksa? Yok anne. Tek günlükmiş ama ücreti iyi. Benim süre idare eder. İyi maaşı olan bir iş bulup hayatını düzene sokman lazım senin. Merhaba abi. Özlem. Efendim. Annem üzüyormuşsun. Öyle söylüyor bu ufaklık. Of abi. Olağan ergen bulunanları yaşıyorum işte. Bana biraz anlayış gösterin, düzelirim. Artık bana dertlerini pek anlatmıyor. Yaşı büyüdükçe nedense bizi unutuyor. Aman anne, onun aklı şimdi havadadır. Ben konuşurum onu, merak etme. Sen kendi dertlerine bak önce. Senin nasıl? Aranız düzelmedi mi daha? Düzelecek. Oğlum, Selin babasına gidip barışsan. Bak, çok güzel, çok zengin bir kız bulup evlendin. Ama bu küslük yüzünden bir şey elde edemiyorsunuz ki. Evliliğin de kötü gidiyor. Babasının yanında çalışırsan belki Selin'le aran düzelir. Anne, yapma lütfen. Evladım, kız zenginlik içinde büyümüş. Parasız pulsuz mutlu olamıyor. Cicim aylarındayken iyiydi. Ama gerçekler çarpmaya başladı. Anne bak, zaten bunları her gün düşünmekten yeterince başım ağrıyor. Ben sadece babamdan birkaç tane lamba almaya geldim. Babanın lambalarını mı alacaksın? Kesinlikle vermez. Anne, bu çekim çok önemli. Almam lazım. Haberi olmayacak. Merak etme. E babana söyleseydin keşke. Anneciğim, izin vermez biliyoruz. Emrivaki yapıyorum o yüzden. Bak Ahmet, o lambalar babanın için ne kadar kıymetli biliyorsun değil mi? Biliyorum anneciğim. Ha. O yüzden sabah gelirim, erkenden alırım. O dönmeden de gelir yerine koyarım. Yarın akşam babanın arkadaşlarıyla toplantısı var. Onlar gelmeden getiririz. Tamam, ne güzel işte. Tamam. Gözün gibi bak, tamam mı oğlum? Tamam anneciğim, merak etme. Ben şimdi gidip birkaç tane lamba seçeyim. Hı. Sabah da gelir, erkenden alırım, giderim. Romantik olmamız gerekmiyordu. Ben sadece karımla yemek yiyip aldığım işi kutlamak istiyordum. Ben yatıyorum. Bugün çok yoruldum. Bana olan aşkım bitti mi Selim? Yaşadıklarımız, anılarımız... Hiçbirinin değeri kalmadı mı? Ahmet, lütfen. Ben hala senin gözlerine baktığımda... aşık olduğum ilk günkü o güzel kızı görüyorum. Dudaklarından dökülen her kelimede hala heyecanlanıyorum. Sen bu aşkı görmüyor musun? Aklım çok karışık Ahmet. Çok erken evlendiğimizi düşünüyorum. Evlenmek için onca sorun, onca bahtı atlattık. Sen babanla kavga ettin, hem de defalarca. Şimdi mutlu olmamız gerekiyordu. Belki de biraz ayrı kalıp birbirimizi özlemeliyiz. Ben yatıyorum. Sabah çekim için erkenden uyanır sanırım. Evet, güzel. Devam ediyorum.
Yakın çalışıyorum Berk. Güzel. Evet, bunlar tamamdır. Diğer gömlekleri giyer misin Berk? İyi oldu mu? Güzel güzel. Her şey gayet güzel oldu. Ama aynı pozları diğer gömleklerle de çekmek istiyorum. Rahat mısın? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Su, kahve. Teşekkür ederim. Su iyi olur. Ben hazırım. Tamamdır, başlayalım. Evet. Mum fabrikasına girenlerin arabası mı? Çok güzel bir manita vardı. Birkaç tane daha da. Manita yemek için yanlış yerdeler. Gittim baktım, fotoğraf çekiyorlar. Para isteyelim bence. Ben oraya gitmem. Bebek gibi korkaksınız lan. Sen istiyorsan git. İki kişi gidersek bizden korkup para verirler. Kaç gündür açız, birer çorba içeriz. Ne var lan bu kadar büyütecek? Gündüz vakti ne olacak? Yürü. Ne zamandır mankenlik yapıyorsun? Bir yıldır. Ama fazla uzun sürmeyecek. Neden, sıkıldın mı? Yok. Üniversiteyi bitirdim de mankenliği de bırakacağım. Etkileyici bir adamsın. Çok ünlü bir manken olabilirdin. Olmak isteyen kim? Ben diplomanın peşindeyim. Hangi bölümde okuyorsun? Sinema televizyondayım. Ben de fotoğrafçılık son bölümdeyim. Karı koca fotoğrafçısınız yani. Karı koca. Kendimi bu tanımlamaya pek alıştıramadım aslında. İşler yolunda gitmiyor mu? Aldı, parmağım yandı. İyi misin? Elim duvara dayalıydı. Herhalde duvarda yanıcı bir madde var. Zaten defalarca yanan bir fabrikadan da başka bir şey beklemezdim. Arabada buz olacaktı. Şekiller. Bunlar daha önce var mı? Bunları çekmem lazım. Ahmet Bebek diyordu, farkının ne yalnızsın, hadi çıkalım. Geldim. Çocuklar. Geçmiş olsun abla. Sağ ol. Sağ ol canım. Abi biraz paranız var mı? Çok açız kaç gündür. Çocuklar içeride yiyecekleri sandviçleri unuttuk. Geçin onların hadi. Hadi. Bunların karnı tok galiba. Ben gidip torbaları alacağım. Ben oraya girmem. Ben yersen bakarsın o zaman.